ideal davranışlı helyum gazının eşit miktarlarının farklı sıcaklıklardaki basınç hacim ilişkisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre helyum gazı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. T2 sıcaklığında ortalama kinetik enerjisi daha yüksektir diyor. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Şimdi basıncı sabit aldığımda şurası birinci durum için, şurası da ikinci durum için. Mol sayısı eşit olduğundan dolayı basınç da eşit. Burada hacmi büyük olan sıcaklığı daha büyük olacağından dolayı birinci öncülümüz doğru. 2. Eşit hacimde diyor. Şurayı silelim. Eşit hacimde diyor. Hacimleri eşit aldım. T2 sıcaklığında basıncı daha fazladır diyor. Şurası T1 sıcaklığındaki basınç. Buradaki T2 sıcaklığındaki basınç doğru. 3. Basınç hacim değerleri her iki sıcaklıkta da eşittir diyor. İşte bu yanlış. Çünkü P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T1. P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T2. Bunlar sabit. Sıcaklığı büyük olan kim? T2 olduğundan dolayı P2 V2 de P1 V1'den büyüktür. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Aşağıdaki grafik C4H8 gazına ait basınç, hacim, sıcaklık ilişkisini göstermektedir. Buna göre kapta bulunan C4H8 gazının kütlesi kaç gramdır? Şimdi P çarpı V eşittir N yerine kütle bölü molekül ağırlığı yazıyorum. Çarpı R çarpı T. PV çarpımı 2 eşittir. Kütleyi bizden istiyor. M bölü C4H8 gazının 4 çarpı 12 artı 1 çarpı 8'den 48 molekül ağırlığı 56 çarpı R 22,4 bölü 273 sıcaklık Kelvin olarak verilmiş 546. Şunlar sadeleşse burası 2 olur. 2'ler sadeleşir. Buradan M eşittir 56 bölü 22,4'ten sonuç 2,5 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki kapta 127 santigrat derecede 16,4 litre hacim kaplayan C3H8 ve N2O gaz karışımının kaba uyguladığı toplam basınç 0,8 atmosfer olarak ölçülmüştür. Buna göre gaz karışımının toplam kütlesi kaç gramdır? Şimdi P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T'dir. Basıncımız kaç? 0,8. Hacim 16,4. Mol sayısını bize soruyor. R'nin yerine 0,082 çarpı sıcaklık 273 artı 127, bu da 400 yapar. Şuradan 2 sıfır sadeleştirsem şu 2 sıfır sağa kayar. Şunları sadeleştirsem burada 2 kalır. Şunlar sadeleşse burada 2 kalır. 0,8 eşittir 2N. N buradan 0,4 mol olarak bulunur. C3H8 gazının molekül ağırlığı 44. Yine N2O gazının molekül ağırlığı 44'tür. Görüldüğü gibi molekül ağırlıkları 44 olduğundan dolayı toplamları 0,4 olduğundan dolayı ister bu 0,1 şu 0,3 olsun, ister 0,2 0,2 olsun, molekül ağırlıkları eşit olduğundan dolayı şu mol sayısı toplamı teşkil edeceğinden dolayı istediğini ister C3H8'i istersen N2O'yu fazla al. Fark eden bir şey olmaz. Kütle yine aynı çıkar. Bu durumda kütle eşittir 0,4 çarpı 44 dediğinde buradan kütleleri toplamı 17,6 gram olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Aynı sıcaklık ve basınca sahip X ve Y gazlarının kütleleri birbirine eşittir. Buna göre hacimleri arasındaki ilişki
Ny büyüktür nx şeklinde olan x ve y gazları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi x gazı için px çarpı vx eşittir nx r tx. Y gazı için py çarpı vy eşittir ny çarpı r çarpı ty. Ne sabit? Sıcaklık sabit. R zaten sabit ve basınç sabit. Şimdi ny büyüktür, vy büyüktür, vx olduğuna göre ny'nin de nx'ten büyük olması gerekiyor. Şimdi mol sayısını yerine yazalım. M bölü ma y büyük olması gerekiyor. M bölü ma x. Kütleler eşit olduğuna göre buranın eşit olabilmesi için ma y küçük olması lazım ma x'te. Bu durumda burası 16, burası 64. Bizim şartımız ne? X büyüktür y olacak. Ma x büyüktür ma y olacak. Bu değil. 4'e 20 değil. 2 çarpı 12 24 30 44 30'a 44 değil. 3 çarpı 12 36 44. Burası 26. İşte cevabı bulduk. 32'ye 80 değil. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen birinci ve ikinci kaplardaki gaz basınçları eşittir. Buna göre ikinci kaptaki C3H4 gazının kütlesi kaç gramdır? Şimdi P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T'dir. Zaten R sabit olduğundan dolayı sadeleştirdim. Basınçları eşit olduğuna göre birinci kap için N1 T1 bölü V1 N2 T2 bölü V2'dir. Basınçları sabit. P1 eşittir P2. Birinci kap için mol sayısı 8 bölü CH4'ün molekül ağırlığı 16 çarpı sıcaklık 27 artı 273 400 yapar. 300 yapar. 300 bölü V1 hacmi 3 eşittir M kütle bölü molekül ağırlığı 3 çarpı 12 36 40 çarpı sıcaklık 127 artı 273 400 yapar. Hacim 5. Buradan sadeleştirme işlemi yapalım. Şunlar sadece 1 bölü 2 yapar. Şunlar sadece burası 150 yapar. Sadeleştirdiğimde 50 olarak bulunur. Eşittir. Şimdi sadeleştiriyorum. 40'a böldüm. 40'a böldüğümde 10M kaldı. 10M bölü 5. 5'i karşıya çarpı olarak attım. 250 oldu. Şunları sadeleştirdim. M eşittir 25 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki grafik 51,2 gram SO2 gazının basınç sıcaklık ilişkisini göstermektedir. Buna göre SO2 gazının bulunduğu kabın hacmi kaç litredir? Şimdi P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T'dir. Basınç 4 çarpı hacim bizden isteniyor eşittir. Mol sayısı kütle bölü SO2'nin molekül ağırlığı 64 çarpı sıcak R'yi yazıyorum yerine 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklık zaten Kelvin olarak verilmiş. 546. Şunları sadeleştirsem burada 2 kalır. Şunları sadeleştirsem burada 2 kalır. Şunları sadeleştirsem burada 11,2 kalır. V eşittir 51,2 çarpı 11,2 bölü 64. Buradan hacim 8,96 litre olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği.
Aşağıda verilen sistemde eksi 73 santigrat derecede 8,2 litre hacimli kapta 380 milimetre civa basınç yapan helyum gazı bulunmaktadır. Buna göre kaptaki helyum gazının kütlesi kaç gramdır? Şimdi ideal gaz formülümüzü yazalım. PV eşittir N çarpı R çarpı T'dir. Basıncın atmosfer olması lazım. 380 bölü 760 yaptığımızda atmosfere döndürmüş oluruz. Hacim 8,2 eşittir. Mol kütle bölü molekül ağırlığı. Helyum gazının molekül ağırlığı 4 çarpı R 0,082 çarpı sıcaklık. Eksi 73'ü 273 ile topladığımda 200 Kelvin olarak bulunur. 1,2 sağa kaydırdım. 8,2'ler sadeleşmiş oldu. Şunlar sadece de burada 2 kalır. Burası 0,5 yapar. 0,5 çarpı 2 eşittir kütle. Kütle buradan 1 gram olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği. 0 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç koşullarında 5 gram bölü litre yoğunluğa sahip X gazının mol kütlesi kaç gramdır? Formülümüz P çarpı molekül ağırlığı eşittir yoğunluk çarpı R çarpı T'dir. Basıncımız 1 atmosfer çarpı mol kütlesi bize soruluyor. Eşittir yoğunluk 5 çarpı R yerine 22,4 bölü 273 yazıyorum çarpı sıcaklık. 273 Kelvin. Bunlar sadeleşir. Buradan molekül ağırlığı 5 çarpı 22,4'ten 112 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Aşağıda 1, 2 ve 3 ile gösterilen sistemlerde helyum, neon ve argon gazlarına ait basınç, hacim ve mutlak sıcaklık değerleri sırasıyla P, V ve T cinsinden gösterilmiştir. Buna göre kaplardaki gaz kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi P çarpı V eşittir. Mol sayısı yerine M bölü MA yazıyorum. Çarpı R çarpı T. Zaten R hepsinde sabit olduğu için sadeleştirdim. Kütle eşittir. P çarpı V çarpı MA bölü T'dir. Şimdi birinci kap için M eşittir. Basıncı 3P. Hacim 2V. Molekül ağırlığı helyum olduğundan dolayı 4. Sıcaklık da T. Buradan 6, 24, 24 PV bölü T olarak bulunur kütle. İkinci kaba geldiğimde kütle eşittir 5 P çarpı 4 V çarpı neon gaz olduğundan dolayı molekül ağırlığı 20 bölü 2T. Şu sadeleşte burada 10 kalır. 4 çarpı 5 20. 10 ile çarptığımda ne yapar? 200 PV bölü T yapar. Üçüncüye geldiğimde M eşittir 2P çarpı 5V çarpı argon. Argonun molekül ağırlığı 40, sıcaklık 3T. Buradan 200, 400, 400, 400, PV bölü 3T dediğimde şu 400'ü 3'e böldüğünde yaklaşık olarak 133,3 PV olarak bulunur. Şimdi birinci de 24 PV bölü T. İkinci de 200 PV bölü T. Üçüncü de ise 133 PV bölü T. Bu durumda 2 en büyük. Sonra kim geliyor? 133 ile üçüncü geliyor. Ve en küçük kütleli de burada 1'dir. Cevabımız 2, 3, 1 ile A seçeneği. İdeal davranışlı X gazı ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri
Doğrudur. Şimdi birinci grafik için P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T dediğimde şunlar sabit. Demek ki P ve çarpımının birbiriyle ters orantılı olması lazım. P artarken V'nin azalması lazım. Çünkü eşitliğin sağ tarafı sabit. Doğru. Şimdi buraya geldiğimizde P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Eşitliğin sağ tarafı sabit. Burada hacim arttığında hacim artıyor. Demek ki basıncın azalması lazım ki P ve çarpımı değişmesin. Bu da yine doğru. Üçüncüye geldiğimizde P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Şunlar sabit. Şimdi P ve çarpımı sabit diyor. Bu durumda T'nin de sabit olması lazım. Doğru olabilmesi için bu grafiğin bu şekilde olması gerekiyor. Üçüncü grafiğimiz yanlış. Cevabımız 1, 2, D seçeneği. Aşağıda ideal pistonlu kapta bulunan N2O3 gazının basınç hacim değeri 13,44 atmosfer çarpı litredir. Buna göre N2O3 gazının kütlesi kaç gramdır? N2O3 gazının molekül ağırlığı 2 çarpı 14 azot için artı 3 çarpı 16 oksijen için molekül ağırlığı 76 olarak bulunur. Şimdi P çarpı V eşittir. N yerine M bölü MA yazıyorum. Çarpı R çarpı sıcaklık. Zaten PV'yi bize vermiş. 13,44 eşittir. Kütlesini bizden istiyor. Molekül ağırlığı 76 çarpı R 22,4 bölü 273 çarpı sıcaklık. 273 artı 273 bu da 273 çarpı 2 olarak bulunur. Bunlar sadeleşir. Buradan kütle eşittir 13,44 çarpı 76 bölü 22,4 çarpı 2. Buradan sonuç 22,8 gram olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği.